Hacer. Niye ağlıyorsun? Anlat. Hacer. Sen yıllardır benim yanımdasın. Çalışanımdan öte arkadaşımsın. Can dostumsun. Bugüne kadar seninle her şeyi birlikte paylaşmadık mı? Hadi anlat. Ne oldu? Berat Salen Hanım'ı öldürmeye çalışmış. Ne diyorsun? Kulübeyi ateşe veren oymuş. Ama yarabbim. Bunu kendi mi itiraf etti sana? Yok. Polisler robot resim çizmişler. Selen Hanım da görünce tanımış. Belki yanlış çizmişlerdir ha Semra Hanım. Berat yapmaz öyle bir şey. Kendini düzeltmeye çalışıyordu. Siz de biliyorsunuz. Selen başka ne söyledi sana? Çocuklar onunla konuşmak istiyorlardı. Ben de adres verdim. Sen kendi başına iş yapıyorsun Hacer. Önce bana bir sorsana. Yani böyle kendin ağlayacağına bana söyleseydin çocuklarla ben konuşurdum Hacer. Semra, siz elinizden geleni yaptınız. Oğlumla bana kol kanat gerdiniz. Bülent böyle bir şey yaptıysa ben bu yalıda daha fazla kalamam. Kimsenin yüzüne bakamam. Tamam, bunları sonra konuşuruz. Hadi git şimdi elini yüzünü yıka. Hadi. Hale'ye falan da bir şey söyleme. Hayırdır? Biriyle mi takıştın sen? Ne takışması oğlum? Ne bileyim. Dışarı çıkmaz oldun da merak ettim sadece. Sefil hayatımızın tadını çıkarıyorum lan son kez. Sana ne? Zaten uçağım yarın. Diyeceğim buradan. Git kardeşim git. Hayatına yeni sayfa aç. Efendim? Sakın eve gitme. Ne oldu ki? Öğrendiler. Yakında polisler de öğrenir. Bu gece çiftlik evinde sakla. Yarın ben oraya geleceğim. Bülent'i bulunca ne yapacağız? Yani bir temiz dövdükten sonra demek istiyorum. Oğlum adam manyaklığına musallat olmadı ya bana. Belli ki biri yaptırdı. Kimmiş onu bulacağız. Sen de dayak sevdanı o kişide giderirsin artık. Sen de tırnaklarını çıkardın yine. Kızım daha iyileşmedim ben. Üzme bu çocuğu. Üzmem merak etme. Ben ne yapıyorum ya? Seni tehlikeye atıyorum yine. Ben seni bırakayım doğru düzgün bir yerde. Tek başıma giderim ben. Sen bayağı erkek kesildin başıma ve kendini ateşe atmalar, kahramanlıklar filan. Öyle tabii kızım. Beni tanıyan tanır, tanımayan da randevu alır. Sen. Ay salak. Önüne bak kaza yapacaksın. Tamam ya. Zeynep, hacım neden ağlıyormuş? Semrane ile ne konuştular? Ben bilmiyorum. Salonun kapısını kapattılar, duymadım. Ay bunun da hiçbir şey duyduğu yok.
Sen ne biçim köstebeksin kızım? Anne. Ne? Görmüyor musun? Dünyadan haberi yok bu şaşkının. Ben kapıya bakayım. Bari onu yap. Nilüfer sokak burası. Ev hangisi acaba? Aa, Bülent bu. Çetin, çabuk takip et şunu. Dön, 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 dön. Buyurun. Selen Gürdal'la görüşecektik. Memur bey, neden aramıştınız gelinimi? Hanımefendi, kızınızı kaçıran kişinin eşkali ortaya çıktı. Selin Hanım'ı öldürmeye çalışan adamla aynı kişi olup olmadığını tespit edeceğiz. Şu an evde yok. Geldiği zaman haber veririm. Emniyete gelir, anlatır kendisi. Bulabildiniz mi adamı? Hayır, sadece robot resmi elimizde. Bir bakabilir miyim? Senin üzerine ne vazife Hale'cim? İçeri gir. Ne diyorsun sen anne? Bakacağım sadece. Bizim çevremizde böyle insanlar olmaz Hale'cim. O bakımdan söyledim. Zaten tanımazsın. Biz yine de gösterelim. Tanıyor gibiyim ama. Çıkaramadım. Aa! Bu Hacer ablanın oğlu. Ne? Kesin bir şey saklıyor, kaçıyor yani. Göstereceğim ben sana. Biraz daha hızlı gitsene. Ne yapayım, üstüne mi çıkayım? Takip ediyorum işte. Nereye gidiyor bu ya? Bizi bekleyecekti, o da duralım diye. Halledeceğim ben, halledeceğim. Şüpheli şahsın yeri tespit edildi. Nilüfer Sokak. Sokağın başındaki ev. Üçüncü kat. Peki hanımefendi, oğlunuz böyle bir şey neden yapmış olabilir? Bilmiyorum evladım. Bilmiyorum. Benim oğlum öyle kötü bir çocuk değildir. Neden yaptı, kime uydu bilmiyorum. Memur bey, biz güçlü bir aileyiz. Bize zarar vermek isteyen insanlar olabilir. Onlardan biri yaptırmış olmalı. Pekala. Bir şey öğrenirseniz muhakkak bize haber verin. Tabii. İyi günler. İyi günler. Çetin Bey oğlumla Selen Hanım da gittiler Bülent'i bulmaya. Niye izin veriyorsun Hacer Hanım? Bilemedim. Düşünemedim. Torunumla gelinime bir şey olursa seni öldürürüm Hacer. Size söyledim ama... Selin'i öldürmek isteyen Hacer Hanım'ın oğluymuş. Ay. Ne?
aşağı düştü. Bülent! Dur. Yavaş. Aman. Ya. Açılmıyor mu? Yaşıyor mu? Ya galiba. Ambulansı ara çabuk. Ambulans, hadi. Dur. Hay Allah'ım ya. Bülent. Alo. Bu Anadolu Feneri'nin oradaki balıkçıların orada kaza oldu. Bize acil ambulans lazım. Evet. Bülent. Bülent, kim yaptırdı sana? Neden yaptın? Ha? Kim yaptırdı sana bunu söyle hadi. Sen.